Bizim tarım için, hayvancılık için her şeyimiz var. Aslında biz sütü konuşuyoruz. Bakıyoruz şimdi, sütün aslında rakibi kim biliyor musunuz? Başka kimse değil, su. Su. Bir şişe su ne kadar? Normal içme suyu. Yarım litre. He? Bir lira. Süt ne kadar? Bir lira. Yani sudan ucuz. Yani sütün içilmesini yaygınlaştırdığımız zaman, hatta suya yakın bir şey yaparsak, o zaman sütü kimse tutamaz. Birincisi bu. İkincisi, her taraf yemyeşil. Yani tabi olarak besin dışarıda. Havası temiz, suyu temiz. Buradaki inekler yani birer süt fabrikası aslında. Diyeceksiniz ki bu kadar çok süt olursa fiyatı ne olur? Hiç korkmayın. Hiçbir şey olmazsa süt tozu fabrikası kurarız. Yeter ki siz üretin. Siz üretin. İkişer. Kabataş, Korgan, Kumru, Aybastı. Dört tane ilçemize ağırlık verdik. Her birine ikişer tane süt toplama merkezi. Üçer tonluk koyuyoruz. 3, 8'i 24. 24 ton. Ama burası aslında çok daha fazlasını kaldırır. Çok daha fazlasını kaldırır. Onun için korkmayın. Girin. Satması da büyük ölçüde bizden. Size bir satışta da yardımcı olacağız. Ben göreve başlarken düşünen ordu, üreten ordu, yarışan orduyu koyduk. Düşünceyle şimdi sistemi oturttuk. Ben burada sizi aslında dinlemeye geldim. Yani fikirlerinizi alalım. Siz uygulayıcılarsınız. Çileyi çeken sizlersiniz. Biz de bu fiyatlarını koordine edeceğiz. Buraya gelerek bu işe sahip çıktığımızı göstermiş olduk. Öncelikle size ve Büyükşehir ekibine, bu şehrin yönetim ekibine teşekkür ediyorum. İlk defa bu şekilde tarım ve hayvancılığa eğilen bir yönetim kadrosu görmekten biz memnunuz üretici olarak. Büyükşehir'in bu şehrin ilmesi, bu şehirde bu işin... Bu acayip iyi bir şey yani. Tabii ki. Tamam, işte, tamam işte biz bunu anlatmaya geldik. Biz bunu şimdi bak burada biz başarılı olursak burayı 81 ile çarparsan Türkiye çıkar ortaya.